Sevgili arkadaşlar, 6. sınıf matematikte ondalık sayılarda çarpma veya bölmenin hızlı yapılış yolları var. 10, 100, 1000 gibi böyle onun katları sayısına çarpma bölmek çok hızlı yapılıyor. İşte o pratiği de bilmeniz gerekiyor. Eğer 10'la çarpıyorsan virgül kayması yapıyorsun. Mesela 2,45'i 10'la çarpmak demek, bu virgülü bir tane sağa doğru kaydırmak demek. Yani burası ne oluyor? 24,5 oluyor. Şimdi 100'le çarparsan 2 tane kaydıracaksın. O zaman bunun cevabı ne olacak? 383,5 olacak. 2 tane kaydırdım. Şimdi 1000'le çarparsan da 0 adet 3 tane oluşuyor. 3 tane kayacak. Normalde 58,34'tü bu sayı. 3 tane kaydırmak demek 1, 2, 3. Burada sayı yoksa buraya 0 koyuyorsun. O zaman bunun değeri ne oluyor biliyor musunuz? 58.340 oluyor arkadaşım. Yani virgülü kaydırdıkça boşluk varsa oralara 0 yazıyorsunuz. Mesela bunlar çarpmalar. Bunu bölme olarak yapsaydık bu sefer de bak. Çarpmada sağa doğru çarpma virgül sağa virgül sağa, bölmede virgül sola gidecek arkadaşım. Şimdi mesela 827 sayısını 10'a bölmek istiyorsa bunu 82,7 yazıyorsun. Yani virgülü bir derece kaydırıyorsun. Bir basamak kaydırıyorsun. Mesela burada 1, 2, 3 tane var. Demek ki 1000'e böleceksen 3 tane kaydıracağım. 1, 2, 3. Bunun cevabı neymiş? 2,834. Şimdi 100'e bölmek istiyorum. Yine virgülü sola doğru 2. Yani şöyle, bölmede virgül sola. Bölmede sola, çarpmada virgül sağa. Şimdi 100 dedi, 2 tane var sıfırlar. O zaman 2 tane kayacak, 1, 2. Bunun cevabı 0,28475 şeklinde olacak. Yani 2 virgül sola kaydı. Şimdi mesela burada 4,63'ü 1000'e bölüyor. O zaman ne olacak? Tekrar kaydıracağız sola. 1, 2, 3 tane kaydıracağız. Bu en sonunda böyle virgül yazıyorum. Boşlukları dolduracağım. Yani bunların her birine 0 yazacaksın arkadaşım. 0, 0, 0. Bunun cevabı neymiş? 0,00463 olacakmış. Virgülün sola kaydını görüyoruz. Yani 4'ün arkasındaki, 4 ile 6'nın arasındaki virgül 3 tane, şuradaki sıfırlar 3 tane oluşuyor. 3 tane sola kayıyor. 1, 2, 3 şeklinde. 3 tane kaydını görüyorum. Şimdi geldik arkadaşım bunun problemlerini yapmaya. Bir kurşun kalem 2,15 liradır. Bu kalemlerden 1000 tane alan bir kırtasiyeci kaç lira öder? Şimdi 2,15'i 1000 ile çarp demek. Yani bu pratikleri problemlerle sorduk. Eğer 1000 ile çarpacaksam virgülü sağa doğru 3 kere kaydıracağım. 3 tane sıfır var. Ne yapıyorum? 2,15'i 1, 2, 3 diyorum. 3 tane kaydırdığım zaman burada olmayan sayıda 0 yazıyorum. Yani 2150 liraymış bu kalemler. Şimdi geldik parsel sorusuna. Diyor ki parsellerden 1000 tane satan bir emlakçı kaç metrekare parsel satmıştır diyor. Bir dikdörtgen parsel vermiş. Bir tanesini çarpalım. 3,6 ile 1,4'ü bir güzel paşa paşa çarpalım. 4 kere 6 24. 24'ü buldum. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. Şimdi aşağıya geldim. 1 kere 36'yı direkt yazdım. Bunları toplarsam burası 4. Burası 0, elde var 1. 3, 1 daha 4. 1 de elde 5. Böyle 504'ü yazdım. Bundan sonra ne yapıyorduk? Virgülden sonra 1, 2 tane olduğu için 2 virgül kaydırıyorduk. 5,04 metrekarelik parseller varmış. Bunlardan kaç bin tane? 10 bin tane diyor. Çarpı 10 bin yazıyorsun arkadaşım. 10 binde 1, 2, 3, 4 tane sıfır olduğuna göre 4 virgül neye kayacak? Çarpmada sağa doğru kayıyordu. O zaman 5,04'te renkli kalem alalım ve 4 tane kaydıralım. 1, 2, 3, 4 tane kaydırdım. Bunlara da 0 yazdım. Bunun cevabı 504,00'dan bu kadar tane parsel satılmış. Yani 50.400 tane satılmış arkadaşım. Bu şekilde bunu söyleyebilirsin. Geldik yine. Bu sefer de bir ilaç şişesi var. Böyle ilaç şişeleri var ya, damlacıklarını, onu çizmeye çalıştım. Böyle damlalar var. İlaç şişesinin tamamı 28 mililitre ilaç almaktadır. Bu şişeden
600 damla ilaç çıktığına göre bir damla kaç mililitredir diye soruyor. Şimdi 28 mililitrenin içinde 600 tane varsa 28'i 600'e böleceğiz. İçinde kaç tane olduğunu bulabilmek için. 28'i 600'e bölmek için önce şunu yapıyorum. Şimdi 28'de 600 yok. Buraya bir 0 koydum. Buraya bir 0 koydum. Şimdi hala 2280'de 600 hala yok. Buraya bir 0 koydum. Buraya bir 0 koydum. Şimdi bakalım. Baktığımız zaman 2800'de 600 kaç kere var diye bakalım. Ve konuşalım. 2800'de 600 4 kere 6 24. 4 kere versem 2400 ediyor arkadaşım. Burada da 400 kalıyor. Şimdi 400'de 600 yok. O zaman buraya tekrar bir 0 koyuyorum. Buraya bir sayı koyacağım. Burada kaç kere vardır? 6 kere versem 6 kere 6 36'dan 3600 eder. Buradan tekrar 400 kalır arkadaşım. 400'de şimdi 400'ün içerisinde yok. Yine buraya bir 0 koydum. Buraya tekrar 6 verdim. 6 kere verdim ve 3600 buldum. Tekrar 400 kalıyor. Bu devamlı 400 ve 600 şeklinde gideceği için bunlar, o zaman bunun cevabı da 0,046 çizgi şeklinde gidecektir. Ve kaç mililitreymiş her damla 0,046 çizgi dilimindedir. Bu şekilde bir damlanın 0,046 devrediyor şeklinde cevabı çıkar. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. 6. sınıf videolarımızı oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bizi paylaşın. Görüşmek üzere.